Söz almak isteyen yok. Bu konuda mutabakız. Sayın Kavak mutabakız değil mi sevgili üstad? Bu zaten hazır durumda. Sayın Bakanım da şey yapacağız. Şimdi zamanımız kısıtlı. Ve Sayın Bakanım selamlamak ister misiniz? Sayın Bakanım buyurun. Değerli arkadaşlar, konuya iki yönden başlayalım. Bazen değişiklik olması iyidir. Değişiklik olmazsa size ihtiyaç olmaz. Yani bir kere böyle her şeyi çok çabuk söylüyorsunuz, kendi mesleğimizi ortadan kaldıralım diyorsunuz. Siz hukukçu gibi bir savunma yapabilir misiniz? Hukukçu gibi hukukun felsefesini bilmeden yapabilir misiniz? Yani o nedenle İşin böyle hep basit, şöyle, böyle olsun diye bakmayacağız. Biz yalnız mükellefi düşünemeyiz. Devleti de düşünmek zorundayız. Hani köprü görevi yapıyoruz diyoruz ya. O nedenle bu yapılan değişikliğin bizim işlerimizi kolaylaştıracak tarafına bakalım. Bu da nedir? Vergi usul kanununun 3 bölümdür. 1. bölüm İlişkilerin nasıl düzenleneceğini belirtir. İyi ispatı kaldırması bazen de iyi olacak belki. Başlangıçta kötü gözükür ama bazen de iyi olacak. Neden iyi olacak? İdare ispat etmek zorunda kalmayınca bizim ispatla ilgili, delil yaratmayla ilgili devreye girmemiz gereken mesleki yargı tarafımız güç kazanacak. Size dağıtılan kongre programına bakın, mesleki şüphecilik ve mesleki yargı diye özel bir başlık var. Şimdi siz bu tartışmayı yaparken ben hatırladım, sene 1982-83 yine vergi usul kanunu değişiklik yapıldı. İlk defa yeni ispat şekliyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Hatta bir toplantıda o zaman daire başkanıydı Saygılı oğlu Nevzat, tartışmıştık. Ben de gayi yoruma başvururuz demiştim. Nerede bize ihtiyaç olacak? Eğer mesleğin yapılısını basitleştirirsek bize hiç ihtiyaç olmayacak. Ama nerede ihtiyaç olacak? Mesela bizim vergi usul kanununun kaynak hukuku Alman hukukudur. Biraz evvel konuştuğumuz ispatla ilgili Ankara'da birkaç bu konuda yazılmış doktora tezi var. Eğer onlara biz bakmazsak, yerimize Hisarcıklıoğlu'nun bakacak düzeyde bırakırsak çıkar eleştirirler. Bu birincisi usulle ilgili kısımdır. Usul bizi güçlendiren taraf, bize ihtiyaç yaratan taraftır. İkincisi, burada yapılacak olan değişiklikler ki yapılmayan, çok az bir şey yapılmış, hep Sayın Kavak sunarken harika oldu siz de dediniz. Muhasebe standartlarıyla vergi usul kanunun uyumlaştırılması gereken taraflardır. Yani basitleştirilsin değil, olayı bir kereye düşürmesi gereken bu konuda neler önermeliyiz? Mesela bununla ilgili yapılmış çalışma var işte. O komisyonda düşünürüz. Hepsini mi verelim, bir kısmını mı verelim? Her vergi usul kanununun fıkrasının neresi muhasebe standartlarıyla uyumlu, neresi uyumlu değil? Yani bunu biz bileceğiz. Yani hani çok konuşuyoruz şu anda dünyada muhasebe piyasasının elinde tutan %80'ini dünyada, Türkiye'de %85'ini elinde tutanların yaptığı şey bir checklist'tir. Onları tespit etmişler. Kendi adamlarına veriyorlar, çıkıyor. Onu check ediyor, raporunu yazıyor. Biz kolektif çalışmaya alışmadığımız için, aramızda görev dağılımı yapmaya alışmadığımız için bize biraz zor gibi geliyor. Halbuki ekip halinde çalışma mantığı gelmese bu olur. Üçüncüsü cezalarla ilgilidir. Cezalar kanunilik açısından istekleri kadar koysunlar. Bunlar eğer biz hazırlayacağımız bu raporda güzel gerekçeler yaratırsak ve bunlar bunu reddederlerse bile ileride müracaat anında anayasa aykırılık iddiasıyla ya da bireysel hakkın ihlali iddiasıyla bunları çürütebiliriz. Örneğin yakın zamanda biliyorsunuz
re'sen takdir yapıp sureyi kesmeyle ilgili Danıştay kararı yayınlandı. Yani hiç kimse beklemezken vergi dairesinin bu keyfi tutumunu hemen değiştirebildi. Nasıl değiştirdi? Kimin sayesinde? Bazı meslektaşlarımız hukukçularla işbirliği yaparak güçlü bir dava gerekçesi yaratınca Danıştay üyeleri de ikna ettiler. Bu oluştu. Yani bizim burada bu toplantıların da amacı şu anda şu olmalı. Yani bu işte kim çalışacaksa, kim üzerine kafa yoracaksa önce bu olayın gerekçesini yaratmak üzerine kafa inşa etmeliyiz. Yani her şeyin felsefesi var. O felsefesine daha biz kuruluş anında hakim olursak bu işi iyi götürürüz. Yani ben açık söyleyeyim size. Hemen hemen 8. sene meslekte. Ben 16 yaşında başladım. Ve en çok işi kanunların değiştiği tarihlerde yaptım. Yani kanun değiştiği zaman müşteriler için önemli adam oluyorsun. Kanunlar uzun süre değişmezse, böyle aynen kalırsa artık önemli değil. Sokaktan gelene de işi yaptırıyor. Yani bir kere bu konuda bazı şeyleri böyle bize yanlış anlatırlar, farklı yorumlatırlar ama öyle değil. Bizim mesleğimizin özelliği kariyer mesleğidir. Onun için yalnız bizim mesleğimizde sürekli mesleki eğitim vardır. Bakın hukukçularda yok. Çünkü onlar her davada çalışmak zorundalar kararları. Bizi ise ilk defa kanun zoruyla zorunlu mesleki eğitime tabi tutulacağız. Yani bu mesela bir örnek vereyim. Şimdi size dağıttık değil mi kongre için? Kongre için görüşüyoruz. Kamu Gözetim Kurumu'ndan kesinleşip yayınlatabilirsek bu kongreye herkes gelmek isteyecek. Çünkü bağımsız denetim ruhsatının onaylanması için gerekli eğitim saatinden saydırmaya çalışıyoruz. 5 ya da 10 saat arası. Şimdi bunlar niye konmuş? Bizim yenilenmemiz için. Bizim burada yapmamız gereken şey ne olmalı? Bizi ihtiyar odası, sanayi odası ilgilendirmez. Gitsin hakkını o konuşsun. Bana size mi veriyor danışmanlık parası? 3-4 tane devletten ayrılma adamı arıyoruz üst düzeyde. Ben nasılsa bakanlıkta hallederim diyor. Hatta ben onlarla birçok kere mecliste görüştüm. Turban Başkanı sıfatıyla, milletvekili sıfatıyla. Bunlar arada kendi işlerini de yapmaya çalışıyorum. Asıl yapmamız gereken şey bu kanunu karar verecek kanun koyucuya karşı bu grubun, bu yapının görüş koyduğu, düzelttirdiği, daha mükemmelleştirdiği hem devletin hakkını koruyan hem mükellefin hakkını koruyan ama hakem olarak da bizi tayin eden. Yani lütfen bu işe bakarken daha çok mali müşavirlik mesleğinin özellikle denetim açısından yeminli mali müşavirlerin bu konuda etkin olabileceği çözüm yöntemi ne olmalı? Mesela bunun bilir kişisi biz olmalıyız. Bir kısmımız hepimizin illa mali müşavir olma şartı yok ki. Yeni çıkacak bilirkişi mevzuatına göre de bu işin arabulucusu biz olmalıyız. Vergide arabuluculuk sistemini yaratmaya çalışmalıyız. Yani bu vergi usul kanunun değişmesi usul açısından olduğu için hep biraz da kafayı buna yoracağız. Yani ben geçmişte çok bulundum bu tür çalışmalarda muhasebe uzmanları bünyesinde. Bizde hiç kimse ya şu kanunları basitleştirelim filan demezdi. Basitleştirince ben hatırlıyorum. Eskiden basitti. Babam da ortaokul mezunuydu. Kendi defterlerini kendi tutardı. İhtiyacı yoktu muhasebeciye. Çünkü açıp okuyordu. Yeni üçlü deftere geçilmiş 60'lı yıllar. Ama mevzuat değiştikçe babam ya bunu bir muhasebeciye verelim demeye başladı. Yani olayı bize ihtiyaç duyulduğu şekilde bakın. Dünyada bu böyle olmuştur. O zaman bu mesleğe niye ihtiyaç oldu? Herkes kendi işini kendi yapar, kendi götürür. Bizim şimdi bakış açımız, biraz evvel sunulan şeyi ben Ahmet Hoca'nın anlattığını hem kendi yazdıklarından yaklaşık olarak 3 kere okudum. Yani bu şimdi okudum dedi. Hem de tasarıyı gönderdiği zaman baktım, iyi fena değil dedim. Bunun üzerine biraz oynarsak kimliğimizi ortaya koyar. Şimdi bize düşen iş parlamentoda
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin şu maddedeki görüşü budur. Bu maddedeki yapısı şudur diyecek bir yapı, bir komisyon yaratmak. Hatta gerekirse buraya o kadar dolu olalım ki Maliye Bakanı getirdiğim zaman o bunu ne yaptı filan değil, iyi ki yaptın diyeceğiz. Ben bu filmi çok gördüm. Geçmişte de içeren bütün kanunlarda çıkıp en çok bağıranlar, sonra ellerini oluşturup en çok para kazananlar olurlar. Yani sana ihtiyaç duyacak adam. Yaptığı şeyi bugüne kadar alışmış nasıl kurtarıyorum, götürüyorum diyor. İhtiyacım yok dedi. Bakın bugünlerde bu kanunla ilgili bizim aleyhimize esas önemli bir maddeyi sokmaya çalışıyorlar. Katma değer iadesiyle ilgili incelemeyi ortadan kaldıran, hızlandıran bir mekanizma koymaya çalışıyorlar. Yok bu tasarımlar. Onu Maliye Bakanı plan bütçedeki konuşmasında farkında olmadan ağzından kaçırdı. Yani onu daha koymuyorlar. Ben böylesi bir toplantıya girdim. Yani bu çok savunduğumuz var ya, o iş adamları filan. Benim önümde bu mali müşavirlerine gerek var. Katma değeri onlara inceletiyoruz. Gerek yok. Bizim imzamız senettir. Hatta bize yeşil pasaport verin. Biz vergi ödüyoruz filan. Herkes bu ülkede güven içinde yaşamak için, kamu düzenine yalanmak için tabii ki vergi ödeyecek. Biz ödemiyor muyuz? Siz ödemiyor musunuz? Yalnız onlar mı ödüyor? Herkes ödüyor. Ama bizim buradaki yaklaşımımız, bugün bu incelediğimiz kanunun bu tasarı, daha yani taslak hakkı düşünün, bunun içine ne koyalım, ne yapalım, mükemmelleştirelim ki bu iş daha mükemmel olsun. Yoksa böyle bir iki tane iş adamının şeyine yapmak çok kolaydır. Ben sözlerimi bir vakayla anlatmak istiyorum. Marmara Oteli'nde mükerrer 227 çıkmış. Bize denetim yetkisi veriyor bütün mali müşavirlik meselesine ve yeminliğe. Ön denetim. O gün baronun başkanı büyük sorumluluk, ölürsünüz, biterseniz diye Turgut Kazan'dı zannedersem yaptı. Bizim aramızda hem mali müşavir ruhsatı olup hem de avukatlık yapanlar öldünüz, bittiniz dediler. Bize aklı veriyorlar aklınca. Kurtarıyorlar bizi. Sonra devran döndü. Ben doktora tezimi o konuda yazıyorum. Anayasa Mahkemesi'ne gittim. Çorba, çuval içinde bana